Yeryüzünün ismi bilinmeyen canlısından en iyi tanınan varlığına kadar her zerre bir görevi ifa ile mükelleftir şu hayatta. Demek ki gaye ve erek, var olma sonucunun en belirgin nişanesi. Var olan amaçsız, hedefsiz olmaz da bütün bir kainata hükmetme idrak ve dirayetindeki insan, rüzgarda savrulan yaprak misali ideal yoksunu olabilir mi? Elbette hayır. Bizzat insandır ki cihanda vazifenin aslı olana verilmiştir. O kutlu sorumlulukları üzerine almak ve gerçekleştirmek ve geliştirmekle mesuldür. Bu mesuliyetin bir tecellisi olarak ahde vefa ise kanaatimizce en asli görevdir. Yalnız bu vefa görevinin de derecelendirilmesinde icap eder. Yeraşit bir düzlemde telakki edilen vefa intihac edebilir. Evvela yaradana karşı mükellefiyet ve beraberinde gelen vefa, iltihat sırrının zahir olması için elzem bir başlangıçtır. Eğer o ilk temel sağlam inşa edilmezse, ondan sonra bina edilecek her yapı yıkılmaya mahkumdur. Yapının kalitesi teslimiyetin büyüklüğüyle ölçülür. Bahsini ettiğimiz adanmışlık halinin adı ise tevhiddir. O halde tevhid ezeli ve ebedi bir ahde vefadır. Galu belada varlık ve birlik üzerine edilen biat, İlahi bir sözleşmedir o. Halk edenden sonra halk olana duyulan sevgi ve bağlılık ise ihlas ve samimiyetin tamamlayıcısı demek. Manidar bir tamamlama olacak. Halka duyulan sevgi ve bu sevginin neticesinin belirtisi olarak hizmet, vefanın en somut ifadesidir. Yaşamımızda ahde vefaya ayırdığımız yer, saygı ve tazim konusunda gösterdiğimiz hassasiyetin isnat noktasıdır. Anılmak ve hatırlanmak isteyen anar ve hatırlar. Netice olarak da vefa örneği gösterir. Yani ektiğini biçer Ademoğlu. Vefa iken cefa bitmez. O halde sadakat, sevgi, şefkat biçer. Bu döngü kısır değil, bereketli bir alışveriştir. Veren de, alan da kârdadır. Ahdine vefa gösterenlerden olmak ümidiyle. Kelebek etkisi finale sonuç bölüm. Yeviz yeni bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. 26. bölümün sonuna denk geliyoruz. Bir sonraki bölüm. Geçmişe ayna, geleceğe rota, öğretmen. Sonraki bölüm.